Yeşil Türbe'de göze çarpan dünyanın ilk ve tek demir kakmaları. İlk müziksiz dans, kılıç kalkan ve Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa Ulu Camii'nin parmaklıkları. Her köşesinde parçaları gizlidir bu kültürel mirasın. İnsan her şey önce kendisinden başlamıştır. Yani insanın birinci derecede işi varlığını sürdürebilmek. Bu varlığını sürdürebilmek ve öncelikle karnı doyurmak ve kendini korumak. Hiç kuşkusuz ki bunlar birbirine bağlı şeyler. İnsanın karnı doyurması ve hayatta kalabilmesi için mücadele etmesi. İlk insan sadece bir günlük geçimini temin edebilmek için en az 50-60 kilometre yol alabiliyordu. Yani 50-60 kilometre yürüyordu. Ve dolayısıyla kendi yaşamını sürdürebilmek için insanoğlu hiç kuşku yok ki önce farklı şeylerle, yani taşları kullanarak, kemikleri kullanarak kesme yoluna gitti. Ama en sonunda bulduğu en değerli olan şey demirdi ve bunu kullandı. Siz her şeye sahip olabilirsiniz dünyada. Her maddeye sahip, her madene sahip olabilirsiniz. Ama eğer sizin demiriniz yoksa, demir madeni yoksa elinizde, sizin hiçbir şey yapma, hiçbir şey işleme lüksünüz yoktur. Yani dünyanın en büyük altın yataklarına sahip olsanız da, siz dünyanın en büyük, işte diyelim ki beyaz enerji dediğimiz diğer kaynaklara sahip olsanız da, ama öncelikli olarak sizin demiriniz olacak ki siz bunu işleyebilirsiniz. Türklerin yaşadıkları coğrafya, Altay Dağları ve çevresi, işte bu anlamda muhteşem bir hazineydi. Bu sebeple de Altay Dağları, Altay kelimesi biliyorsunuz altın demek. Altay Dağları'nda iki değerli maden vardı. Onlardan bir tanesi demir, diğeri altındı. Ve bu altın ve demir Türklerin elinde bulunduğu için Türkleri ayrıcalıklı ve güçlü kılıyordu. Çin kaynaklarına göre Türklerin üç tane mesleği vardı. Bir tanesi ahşap işlemeciliği, bir başkası metal işlemeciliği, diğerisi de taş işlemeciliği. Bunlar coğrafya ile alakalıydı. Çünkü Türkler dağlık, ormanlık arazilerde yaşıyorlardı ve dolayısıyla bunun bütün imkanlarından da yararlanıyorlardı. Demiri işliyorlardı. Demirden silah yapıyorlardı. Demirden yaptıkları silahın birincisi en basiti bıçaklardı. Bıçak ve bıçağın türevleri, çakı, küçüğüyle, büyüğüyle, kılıç, en savaş aleti olarak kullanılanı, insanoğlunun birinci derecede kullandığı objelerdi. Ateşli silahlarla ilgili gelişmeler ortaya çıkıncaya kadar insanoğlu her tür objeyi bir savunma aracı olarak kullandı. Ama bu savunma araçları içerisinde en etkin olanı hiç kuşkusuz ki bıçak ve bıçakgiller ailesinden olanlardı. Nedir bıçakgiller ailesinden olanlar dediğimiz? İşte kama, kılıç ve benzeri şeyler. Şimdi bunlar aslında basit gibi görünür ama bunların arkasında müthiş bir, köklü bir medeniyet vardır. Bunların yivli, yivsiz ve her tür iş için kullanılabilirlerini ürettiler. Ve üreterek bunları dünyanın dört bir yanına taşıdılar. Aslında medeniyet ayrıntıda gizli. Süs ve kullanım eşyalarını bilim insanları genelde ihmal ederler. Oysa bir süs ve kullanım eşyası, onun sahibinin yaşayışı, inanışı, davranışı, estetik ve sanat anlayışı hakkında da eşsiz bilgileri geçmişten hali halden istikbale taşır. Düşünün bir Divan Lügattürk'te, Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügattürk adlı eserinde bir atasözü size müthiş bir ufuk açabiliyor. Diyor ki, iz bozar yol şaşmaz. Herhangi bir yerde diyor, yolda diyor, bir işaret olursa, bugünkü anlamda trafik işareti, levhası, insanlar yolunu şaşırmaz diyor. Veya o dönemde yine Divan Lügattürk'te ütüden bahsediliyor. Yani ütünün o dönemde kullanıldığı, bakın çok ayrıntı, küçücük bir ayrıntı. Veya kazılarda ortaya çıkarmış olduğumuz bir eser bizi alıp bir başka yere götürüyor. Orhun'dan Anadolu'ya ve Avrupa'nın içlerine kadar taşımayı amaçlayan eserler. Bu eserlere baktığımızda hakikaten muhteşem
şehir kalıntıları var, Türklere ait şehir kalıntıları var. Bunun ötesinde süs ve kullanım eşyaları var, mezarları var, mezarlıkları var, heykelleri var. Türklerin uygarlık tarihine kattığı muhteşem şeyler. Ateşli silahlarla ilgili gelişmeler ortaya çıkıncaya kadar insanoğlu her tür objeyi bir savunma aracı olarak kullandı. Bu bağlamda mesela insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi ne olabilir? Bıçak. Taş devri insanları çakmak taşından iki yanı keskin, yassı yüzlü uzunca bıçaklar. Tunç devri insanları ise bugün kullandığımız bıçak şekline benzer sapı kısa, kendi uzunca, ağız kısmı da bir yay gibi eğri bıçaklar kullanmışlar. Romalılar ve Yunanlılar da madenden yaptıkları bıçakları tahtadan kılıflara sokarak bellerinde taşırlarmış. Türkler mahir, marifetli insanlardı. At biniyorlardı, kılıç kuşanıyorlardı. Ama Türkler sanatkar bir milletti. Yani onlar birdenbire buraya çiniyi, seramiyi burada görüp yapmadılar. Semerkant'ta vardı çinicilik. Beşbalık yani beş şehir Uygurların başkentiydi. Ve Beşbalık'ta yani bugün Doğu Türkistan'da, Doğu Türkistan sınırları içinde kalan coğrafyada Türklerin seramiği vardı, camı vardı, çinisi vardı. Ve Türkler bunları biliyorlardı. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde, Anadolu'yu fethettiklerinde, Türklerin Anadolu'daki insanlarla kaynayıp karışmalarında ve kabul görmelerinde en önemli sebep Türklerin sanatkar bir millet olmasıydı. Yani Türklerin bu Anadolu'ya taşıdıkları meslekleri ve ortaya koydukları işler Türklerin burada kabul görmesini sağladı. Eğer Türkler bu kadar marifetli, maharetli bir millet olmasaydı bu coğrafyada ve Avrupa coğrafyasında bu kadar kabul görmeyeceklerdi. Siz bir şeyi üretirsiniz, onu kendinize yeter hale getirdikten sonra talep, arz talep meselesi, talep edene de onu sunarsınız. Yani Türkler bıçağı kendileri üretmekle kalmamışlar, başta komşu devletler olmak üzere İpek yolunun, baharat yolunun ulaştığı her coğrafyaya da bunu taşımışlardır. Arap Yarımadası'nda Kıpçakların, Memlukların taşıdığı bıçaklar veya Avrupa'ya Hunların, İskitlerin götürdüğü Türk bıçakları, kılıçları bunun en açık örneğini gözler önüne seriyor. Milattan önce Sakalara ait, Saka dönemine ait biz o bıçakları, kamaları, kılıçları incelediğimizde yapım teknikleriyle, bizim için çok önemli yapım teknikleri ve onların üzerindeki epigrafik unsurlar yani damgalar ve motifler bunların Anadolu'dakilerle benzer olduğunu görüyoruz. Yani aynı yaşayışın ve inanışın ürünü olduğunu görüyoruz. Biz Saka döneminden sonra Hun, Avar, Köktürk, Uygur, Kırgız, Karluk, sonrasında Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu'ya geldiğimizde bu silsilenin aynen devam ettiğini görüyoruz. Semerkant'taki bir bıçakla Sürmene'deki bir bıçağın, Sürmene'deki bir bıçakla biz Antep'teki bir bıçağın veya Bursa'daki bıçağın yapım tekniklerinin aynı olduğunu görüyoruz. Bu işte kökleri mazide, gövdesi halde, dalları ve yaprakları istikbalde olan Türk milletinin geçmişten hale, halden istikbale taşıdığı maddi medeniyet numuneler arasında yer alıyor. Bütün Asya coğrafyasında Semerkant bıçakları çok şeydir, meşhurdur.
Semerkant'ta İpek Yolu'nun en merkezi noktalarından bir tanesidir. Yani Soğutlar dünyanın en ticari kavimlerindendir. Semerkant bir Türk yerleşim bölgesi. Bugün Timur'un ülkesi olarak bilinen, Özbekistan sınırları içerisinde kalan Semerkant kültür ve medeniyet şehri. Semerkant İpek Yolu şehri. Semerkant öncesinde de yani Türklerin eline geçmeden önce de Soğutların, Soğudiyana'nın baş şehri. Yani eski adı Marakanda. Büyük İskender'in kalkıp buralardan gidip de orayı zapt etmek, ele geçirmek için uğruna hayatını neredeyse feda ettiği bir yer Semerkant. Ve Semerkant'ta Türklerin o bıçağı o coğrafyadan yani Asya coğrafyasından Anadolu'ya İpek Yolu vasıtasıyla, Baharat Yolu vasıtasıyla Anadolu'ya taşımaları tesadüfi değil. İşte bu zincirin halkalarını birleştirmek adına bence bu çok önemli. Ya benim burada özellikle vurgulamak istediğim şey Bursa'daki bu bıçak, yani Bursa'yı başkenti yapan, Bursa'yı bir devletin, bir milletin doğuşuna mekan kılan, coğrafya yapan bu milletin kökleriyle de bağını kurması açısından çok önemli Bursa bıçakları. Yani ben Bursa bıçaklarının temelini batıdan değil doğudan geldiğini, yani Bursa bıçaklarının temelini ben Asya coğrafyası olarak görüyorum. Yani yakın tarihten ziyade Bursa bıçakları uzak tarihimizle alakalıdır. Yani bizim köklerimizle alakalıdır. Yani bıçakçılık, demir ve silah bu tamamen Türklerin mesleklerinden bir tanesidir. Bursa'ya bu bıçaklar nasıl geldi veya Avrupa'nın içlerine nasıl gitti bu bıçaklar? Hiç kuşkunuz olmasın ki insanoğlu bugünkü kadar geçmişte de birbirine muhtaçtı. Ve daha fazla muhtaçtı ve birbiriyle daha sıkı ilişkiler kurabiliyordu, akrabalık ilişkilerini de geliştirebiliyordu. Baharat yolu, İpek yolu bu ulaşım için en büyük vasıtaydı. İpek malumunuz nemi sevmez. Nemi sevmez, bu yüzden de onun deniz yoluyla veya su vasıtasıyla taşınması mümkün değildi. Baharat, diğer madenler, ihtiyaç malzemeleri, giyim, kuşam bunlar hep karayoluyla olacaktı. Karayoluyla olunca da yani kervanlar vasıtasıyla bunlar olacaktı. O zaman bunun güvenliğini temin etmek gerekiyordu. Bu güvenliği temin edebilmek için de o dönemin en güçlü silahı olan siz kılıcı, kamayı yapmak zorundaydınız. Bunun temelinde bıçak vardı. Ve bu Şiyan, yani Çin'in eski imparatorluk başkenti olan Şiyan'dan başlayan İpek yolu Anadolu'ya kadar ulaşıyordu. Ve Bursa'da bu İpek yolunun en merkezi şehirlerinden birisiydi. Aracı malzemeyi işlemesiyle ortaya çıkmıştı. Hatta insanlar çakmak taşını işlerken oradan çıkan kıvılcımla ateşi de bulmuşlardır. 100 bin yıl önce en az 6 tür insan türünün olduğunu, bunlardan bir tanesinin Neandertal, diğerinin de Sapiensler olduğunu söylerler. Ne kadar silaha benziyor olursa olsun bıçağın kını yoktur. Türkler için silahın kını vardır. Hatta Türk boylarında bellerinde bıçakla sofraya oturan Türkler Kaan'ın emriyle onu sadece sofrada et kesmek için kullanılmıştır. Ama daha sonra Kaan'ın emriyle tehlike yaratabileceği gerekçesiyle o da yasaklanmıştır.